Koca Sinan Belediyesi Gül Park açılış törenimize hepiniz hoş geldiniz, şeref verdiniz. Sayın Genel Başkan Yardımcım, Sayın Büyükşehir Belediye Başkanım, ekranlar başında ve burada bizlerle birlikte olan çok kıymetli hemşehrilerim, kıymetli protokol, saygıdeğer basın mensupları, açılış törenimize hoş geldiniz, şerefler verdiniz. Bugün burada Kayseri'mizin en büyük ve en işlevsel parklarından birinin açılışını gerçekleştiriyoruz. İlçemize ve ilimize hayırlı olmasını diliyorum. 22 bin metrekare büyüklüğünde olan bu parkımız, vatandaşlarımızın birçok sosyal ve sportif ihtiyaçlarını karşılayacak biçimde tasarlanmıştır. Yaklaşık 2,5 milyon Türk lirasına mal olan parkımızda 7'den 70'e herkes için mekanlar planladık. Futbol, basketbol gibi spor faaliyetlerinin yapılabileceği spor alanları, yürüyüş parkurları ve dinlenme alanları bulunuyor. Bu parkımızı çocuklarımızın gelip rahatlık ve güven içerisinde oynayabileceği oyun aletleriyle donattık. Kaykay pistini unutmadık. Park alanı içinde gençlerin hizmetine sunduk. Burada ihmal etmediğimiz bir başka nokta da engelli kardeşlerimiz. Onlar için özel tasarlanmış spor aletleri ve oyun gruplarıyla rahatlıkla sporlarını yapabilecekler. Gül Parkı diğer parklardan ayıran önemli özelliklerden birisi de burasının adeta bir açık hava stüdyosunu andırıyor olmasıdır. Şehrimizde ilk defa yetiştirilecek olan adını yeni duyacağımız birçok bitki bu parkta şimdiden yerini aldı. Birbirinden farklı güller, orijinal bitkiler, karanfiller, leylaklar, sümbüllerle donatılan parkımız insanlarımızı şehir stresinden yaşantısını bir nebze de uzaklaştıracağına inanıyoruz. Kocasinan Belediye Başkanlığı döneminde bu parkı projelendiren Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Mustafa Çelik'e, parkın yapımında emeği geçen mesai arkadaşlarıma, müteahhit firma çalışanı, işçi ve ustalarımıza teşekkür ediyorum. Hepsinin ellerine, emeklerine sağlık. Saygıdeğer konuklar. Bu vesileyle şu hususun da altını çizmek istiyorum. İlimiz kişi başına düşen yeşil alan miktarında ortalamanın çok üzerindedir. Kayseri'de yeşil alan miktarı 10 milyon metrekarenin üzerinde bulunmaktadır. Şehrimizin bu konuma gelmesinde katkılarından dolayı özellikle eski dönem Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Özaseki Başkanım'a da teşekkürü bir borç biliyorum. Bu konuda hedefimiz yeni parklar, yeni mesire alanları açarak kişi başına düşen yeşil alan miktarını 9 metrekarenin üzerine çıkarmak ve bu surette dünya standartlarını yakalamak olacaktır. Çok kıymetli misafirler, birkaç gündür açılış ve tanıtım toplantısı vesileyle siz değerli hemşehrilerimizle bir araya geliyoruz. Bazı hemşehrilerimizin neden bizim mahallemizde bu parklardan yok haklı serzenişini duyar gibiyim. Belediye olarak hali hazırda hemen hemen bütün mahallelerimizde çeşitli çalışmalar yürütüyor, yeni projeleri hayata geçirmeye gayret ediyoruz. 156 bin hektar yüz ölçümü, 116 mahallesi olan ilçemizde yollar yapıyor, kaldırımlar döşüyoruz. Semt konakları, kadın merkezleri, gençlik merkezleri ve spor merkezleri inşa ediyoruz. Bir yandan da kentsel dönüşüm projeleriyle yeni yaşam alanları ve ticaret bölgeleri kuruyoruz. Yaşanabilir sosyal donatılar olan, çevre hassasiyeti olan yeni bölgeler. Vatandaşımız ile belediyemiz arasındaki mesafeyi bir bilgisayar ekranına getirecek interaktif mobil uygulamalar için teknolojik altyapılar kuruyoruz. Çağdaş dünyanın belediye hizmetleri için kullandığı ne tür araç gereç ekipman var ise araç filomuza dahil ediyoruz. Daha değerli, daha ferah ve daha yaşanabilir bir Kocasinan için var gücümüzle çalışıyoruz. İnşallah yakın gelecekte Kocasinan'ın her köşesini birbirinden kıymetli cazibe merkezleri haline getireceğiz. Ne diyoruz? Yeni Kayseri Kocasinan'da kurulacak,
Koca Sinan Kayseri'nin yeni yüzü olacak inşallah. Bu noktada vatandaşlarımızdan aldığımız son derece olumlu geri dönüşler ve dualar şevkimizi artırıyor, çalışma azmimizi daha da körüklüyor. Cenab-ı Hak bu uğurda yar ve yardımcımız olsun. Bugün burada açılışını yapmış olduğumuz parkımız mahalle sakinlerimize ve tüm şehrimize hayırlı uğurlu olsun. Mevla nice güzel hizmetlerde, açılışlarda bizleri bir araya getirsin. Katılımlarınızdan dolayı başta her zaman yanımızda olan, bize desteğini hiçbir zaman esirgemeyen Genel Başkan Yardımcımız, Yerel Yönetimler Başkanımız Sayın Mehmet Özesek Başkanıma, Büyükşehir Belediye Başkanıma, İl Başkanıma, İlçe Başkanıma ve siz değerli mahalle sakinlerimize teşekkür ediyorum, şükranlarımı sunuyorum. Günümüz ve günlerimiz hayır olsun, Allah'a emanet olunuz. Koca Sinan'da göreve geldikten sonra bir vizyon belirlemiştik kendimize. Yenilikte, değişimde ve gelişimde süreklilik diye bir vizyon belirlemiştik. Yapacağımız her projede, her işte bu vizyona uygun hareket edelim diye. Tabii bu projemiz, o anlamda yaptığımız projelerin başında geliyordu. Seçimlerden önce söylediğimiz, vaat ettiğimiz bir proje vardı, Misk Okul Bahçe diye. Bu proje Misk Okul Bahçelerin ilk örneğiydi. Sağ olsun Ahmet Başkan'ın projeye sadık kalarak, hiç paradan buradan sakınmadan, ne gerekiyorsa ziyadesini yaparak burayı bitirdi. Ben şimdiden kendisine teşekkür ediyorum. Dedik ki bundan sonra Kayseri planlı şekilde fonksiyonel ve estetik işler yapmalı. Şehri bu yönde geliştirmeli. İşte bu proje bu vizyona da çok uygun şekilde yapılmış bir proje oluyor. Hakikaten planı ve projesi çok düzgün hazırlanmış bir projeydi. Çok da estetikti. O kadar estetik ki bundan sonra göreceksiniz bu mahalle sakinleri. Yeni bugünlerde moda biliyorsunuz. Düğünlüğü, nikahını, nişanını yapacak gençler doğa fotoğrafları çektiriyor. Birçoğunu burada çektirecek gelin. Öyle estetik bir parça çıkıyor. Tabii asıl özelliği de fonksiyonel olması. Özellikle fonksiyonelliğinden kastım tek bir maksatla yapılmış sadece bir park değil. Ciddi, güzel, Kayseri tabiriyle içerisinde yeşil alanları olan bir park. Bu parkın içerisinde çok farklı fonksiyonlar var. Neler var? Çok kaliteli spor alanları var. İşte spor sahaları, yürüyüş parkları, iki ayrı yürüyüş parkları var. İki farklı renkte, isteyen istediği parkta yürüsün. Tabii yürüyüşle yaparken mis kokulu çiçeklerin arasında, hanım ellerin, güllerin, sümbülerin, kokular arasında sabah yürüyüşünüzü, sporunuzu yapabileceksiniz. Değişik spor aletleri de spor aktivitelerini burada kullanabileceksiniz. Tabii çok mükemmel de bir çocuk parkını da içeriyor bu parkımız. Yeni nesil oyun parkları dediğimiz tarzdaki oyun parkları, oyun grupları bu parkımızın içerisinde. Her yaştan çocuğumuzun değerlendirebileceği, kullanabileceği oyun aletleri burada mevcut. Annesi çocuğun elinden tutup alıp geldiğinde 6 yaşındaki çocukla, 10 yaşındaki çocukla, 15 yaşındaki gençle her yaş grubunun kullanabileceği oyun aletleri yine bu parkımızda mevcut. İyi de bir yeme içme mekanı olacak inşallah. Tam orta yerinde bir kafeteryası var. Burada da her zamanki bizim belediye işletmelerinde olduğu gibi lezzetli, kaliteli yiyecekleri, içecekleri uygun fiyatlarla buradaki halkımız tadabilecek. Doğrusu ben tekrar Ahmet Başkanım'a teşekkür etmek istiyorum bu parkı yaptığı için. Hatta öyle farklılıklar olacak ki Eczacılar Odası'yla ve Eczacılık Fakültesi'yle birlikte bu parkın içerisinde yöreye özgün endemik bitkiler müzesi ve bahçesi kuracağız. Yani burada keveni de göreceğiz, kekiği de göreceğiz, naneyi de göreceğiz. Bunları yetiştireceğiz. Bunların nasıl olduğunda, bunlar nasıl eczacılıkta kullanıldığında anlatılacağı bölümleri yine bu parkın içerisinde bundan sonraki devamında yaparak sizlere göstereceğiz inşallah. Kayseri'de belediyeler bir taraftan hayatı iyileştirirken, güzelleştirirken bir taraftan da kalkınmanın adeta motoru oluyor. Ben bu vesileyle bir kere daha bu civarda yeni yapılan evlerde güle güle oturmanızı diliyorum Allah'tan. Ağız tadıyla huzurla oturmanızı diliyorum. Belediyemizin bu güzel hizmetlere devamına sonuna kadar götüreceğine inanıyorum. Çünkü arkadaşlarımız gayretli. Mustafa Bey canı tez bir arkadaş. Ben 40 yıldır tanırım Büyükşehir Belediye Başkanımız. Zaten onun üzerinde ittifak ederken öyle dedik. Yerinde duramaz bu arkadaş, çalışır dedik. Kaç saat uyur bilmem ama çalışır. Allah için çalışır. Gece gündüz demeden koşar. Ahmet Bey'e zaten senelerdir beraberiz. Bizim imar komisyon başkanımız da Kocasinan Belediye Başkanımız. Sonuna kadar kefil olduğumuz arkadaşlar. Eğer ben de bir abi gibi görüyorlarsa
Ankara'da azıcık bir siyasi gücüm varsa, elimden ne geliyorsa sonuna kadar yardım etmeye hazırım. Yanlarında olmaya hazırım. İnşallah onlar da sizlere hizmet ederler, duanızı alırlar. Ben bu parkımızın da hayırlı olmasını diliyorum. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Sayın Vekil, bismillah, Mahir Hamdi parkımızı açıyoruz. Tempo devam ediyor. Arka bir hareket daha. Bravo, alkışlar dur. Sadece fena su başına. Güzel bir fena su başına gol çeviriyor. Başkan kravatı biraz sonra çekersin. Var mı ya? Hayır hadi. Dokunuşta sıcak. Gel. Mükemmel olmuş. Yani ne diyeceğim? Hadi usta.